Neden acı kahve? Acı kahveni içmeye geldim. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır sözleriyle bile Türk kahvesinin günlük yaşamımızda önemli yer tuttuğunu görebiliyoruz. 1500'lü yıllarda Yemen valisi kahveyi çok beğenince ülkemize getirtmiştir. Özel hazırlama şeklinden dolayı da Türk kahvesi ismini almıştır. Kahveler ikram edilirken telvesi kullanılmaz. Ama Türk kahvesini diğer kahvelerden ayıran özelliği telvesidir. Tüm dünyada en fazla tüketilen kahve türlerinden birisidir. Türk kahvesinin yanında su ikram bulunur. Su normalde kullanıldığı şekliyle kahvenin sonunda değil, kahvenin başında içilir. Ağız su ile temizlenince kahvenin tadı daha güzel anlaşılır. Kahvaltı sözü de kahve altı sözünün kısaltılmışıdır. Kahve içimi öncesinde gelen şeyler anlamına gelmektedir. Türk kahvesiyle alakalı fallar ortaya çıkmış, kız isteme törenlerinde, dini törenlerde vazgeçilmesi haline gelmiştir. Kahvehane ismi de insanların vaktini geçirebildiği, zamanlarını geçirirken de kahve tüketebildikleri yer anlamına gelir. Tabi o zamanlarda insanlar bu alanlarda satranç, tavla tarzı oyunlar oynarken bir taraftan da güzel yazılar okurlardı. Tüm bunların yanında acı kahveni içmeye geldim sözü vardır. Bu sözün anlamı nedir? Türk kahvesi kısık ateşte yavaş yavaş pişen bir kahve türüdür. Hızlı pişirilmeye kalkılınca hızlı şeklinde kaynama noktasına getirilince kahvenin tadı acı olur. Kahvenin içindeki partiküller patlayınca acı kısmı hızlıca ortaya çıkar. Acı kahveni içmeye geldim sözünün kökeni de buraya dayanır. Hızlı şekilde pişsin ki hızlıca kalkayım gibi. Kumda pişen kahvenin meşhur olması da yavaş pişmesi ile ilgilidir.